İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Deniz Tavşancılık Kalafatoğlu ve hukukçu Cengiz Ortaoğlu konuklarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok hassas bir mesele. Yani kullandığımız her kelimeyi her tarafından tutup çekiştiriyor insanlar. Sosyal medyada da paylaşıyorlar. O nedenle dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyoruz ama farklı görüşler var. Biraz da Türkiye'nin bu kutuplaşma iklimiyle mi ilgilidir bilmiyorum ama siyasi ve herhalde çok anlamsız bir şekilde siyasi bir alana da taşındı bu mesele. Yani orada tartışılmaya başlandı. Bence en olmaması gereken şey herhalde bu. Yani bu mesele siyasi bir mesele değil. Bu mesele işte çocuklarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini nasıl sağlayacağız? Aynı zamanda hayvanların haklarını ve onların durumunu nasıl muhafaza edeceğiz? Bu arada nasıl çözüm bulacağız? Mesele bu biraz da. Sayın Kalafatoğlu sizle başlayalım. Şimdi Pitbull Rottweiler cinsi evet. Köpekler. Sahiplenmek yasak. Denetimden kim sorumlu? Veya tek başına mesele bu değil. Sonra tamam orada bir problem var ama sokak hayvanlarında da zaman zaman böyle sorunlar yaşıyoruz diyoruz. Hafta sonunuz nasıl geçti efendim? Öncelikle çok yoğun geçti hafta sonu. Yani gerçekten her yerden sorular geliyordu. Endişeler çok fazla yükseldi. Ben doğru tespitlerde bulunursak çözüme de daha çabuk ulaşabileceğimize inanıyorum. Şimdi az önce 3 tane vaka saydınız ve bu 3 vakada da hep sıkıntının şey olduğunu gördük. Sahipli hayvan bunlar. Evet. Sahipli hayvan olduğu zaman ve bu hayvanlar hep hayvan şiddetine maruz bırakılmışlar. Bu insanlar, hayvanlar tehlikeli değil. Hayvanları bu hale getiren tehlikeli insanlar söz konusu. Sorumsuz sahipler söz konusu. Şimdi bu bahsettiğiniz ırkların hiçbirinin değil tasmasız dolaşmak, böyle ortalıklarda serbest bırakılması, tasmada ve ağızlıklı dolaşması gerekiyor. Şimdi bunlara hiç uyulmamış. Ve sadece bu şahıslara 11 bin lira para cezası kesilecek ve daha sonra bu hayvanlar bakım evine alınacaklar. Bu hayvanlar bakım evlerinde maalesef hayatlarını sonuna kadar tamamlamak zorunda kalacaklar. Yani mağdur yine hayvan olacak. Onun için burada tespiti yaparken insanlarla alakalı olarak üzerlerine gidilmesi, daha sorumlu olmalarını sağlamak lazım. Yine sokaktaki bu cezalar çok düşük mü? Mesela Amerika'da milyonlarca dolar ceza veriliyor. Sahipli bir hayvanın birine saldırması halinde. Cezayı evet. Düşük buluyor musunuz? Yani 11 bin lira. Yani şimdi bence öncelikle en büyük sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Üretimi yasak olan bu hayvanlar şu anda o kadar çok üretiliyorlar ki, merdivenin altında o kadar çok satış var ki. Yani siz hiçbir yetkiliye ihtiyaç duymadan internet ortamından girin ve kendinizi hemen 500 liraya bir 2 aylık pitbull satın alabilirsiniz. Ve maalesef sosyal ve ekonomik anlamda kendini daha güçsüz ve aciz hisseden insanlar bu hayvanları ellerine alarak kendilerini daha iyi hissediyorlar. Belinde silah taşımak gibi. Şimdi bakın, insanların elinde her şey tehlikeli hale dönüştürülebilir. Sonuçta biz silah ateşlendiği zaman silahı cezalandırmıyoruz değil mi? Silahta tetiği kim çekiyorsa onu cezalandırıyoruz. Bunu da aynı şekilde düşünmek zorundayız. Bu insanların elinden de kurtarılması lazım bu tip hayvanlar. Burası güzel. Diyelim burayı çözdük. Ağızlık taktılar, tasma taktılar. Üretimi durdurduk. İnternet satışlarını durdurduk. Çok somut şeyler söylüyoruz ve çok da mantıklı. Hepsi de yapılabilir şeyler. Evet. Mesela görüntüler geliyor evet. Şu an ekranlara. Sokak hayvanlarında da benzer manzaralar yaşıyoruz. Evet. Sıklıkla yaşıyoruz bu arada. Şu son 3 hadise dışında. Evet. Yani dediniz ya, yoğun bir hafta sonu geçirdim. İsterim. Buyurun. Nasıl evet. Bir çözüm, nasıl oturtuyorsunuz şimdi matematiğini? Şimdi öncelikle eğer düşünürsek ilk 5199 sayılı koruma kanununun çıkması 2004 yılı. Yani 14 yıldır esasında belediyelere yüklenmiş görevler her bir belediye tarafından yerine getirilmemiş. Her ilçede bir bakım evi olması gerekiyor, hayvanların kısırlaştırılmış olması gerekiyor ve bu hayvanlarla ilgili olarak da mutlaka işte besleme odakları olacak, hayvanlar aç kalmayacak. Şimdi maalesef baktığımızda her ilçenin bakım evi yok. Olan bakım evlerinin bir kısmı zaten dolu. Bu tehlike arz eden ırklar daha önceden el konduğu için onlar konmuş. Şu anda bakım evlerinde bir hayvanının tedavi ihtiyacı olsa kaldırılacağı maalesef bakım evinde yer yok düşündüğünüz zaman. Hayvanlar hiçbiri kısırlaştırılmamış. Bir çift hayvan biliyorsunuz 3 yılın sonunda binlere ulaşabiliyor rakamları. Hayvanlar satılıyorlar istedikleri gibi her yerde biliyorsunuz. Pet shop'ta yasak yeni geldi. Ancak şimdi 14 Temmuz 2022 tarihinden itibaren pet shoplarda kedi köpek satışı görmeyeceğiz biz. Satış deli gibi var, terk deli gibi var, kısırlaştırma yok. Sıkıntılar buralarda ve bunların hepsi de yasaya aykırı.
Fakat tabii sorunda bir sonuç oluyor değil mi? Bir problem çıkıyor karşımıza ve hayvanlara bu faturayı kesmek daha kolay geliyor. Halbuki bugüne kadar herkes görevini yerine getirmiş olsaydı bugün yaşamazdık bunları, inanın. Şimdi ne mutlu ki herkes evindeki hayvanı çipletmek zorunda kalacak. Çiplendiği zaman bir hayvan terk edildiğinde sahibinin kim olduğunu görebileceğiz. Onun da sadece 2000 lira para cezası var şu anda. Yine hani cezalar az. Cezalar hani az. Mesela evet. Bakın şu anda burada yani hani kimse hayvanını gerçekten tasmasız dolaştırmamalı artık. Zaten yasal düzenlemelerde de bu var. Altıncı madde çok kıymetli bizim için. Sokaklarda hayvanlar yaşarlar. Bizim bu topraklarda, Selçuklulardan, Osmanlılardan itibaren sokaklarda hep hayvanlarımız oldu. Ama biz daha sorumluluk sahibi olacağız. Onlarla beraber yaşarken sahipleri olarak hem haklarımızı bileceğiz, hem de onların geleceğini riske atmamak için daha sorumluluk sahibi davranacağız. Canlı sahibi olmak gerçekten sorumluluk istiyor. İster hayvan olsun, ister çocuk olsun. Gerçekten herkesin sahip olmaması lazım, inanın. Peki, yani sokak hayvanları ile ilgili de çözüm önerisi, süratle belediyelerin bunları sokaklardan alması, kısırlaştırması, barınma merkezlerinde rehabilite etmesi. Daha sonra yani aldıkları mahalle geri bırakması. Evet, aldıkları mahalle geri bırakması. Cengiz Ortaoğlu. Efendim, evet. Siz de muhtemelen hafta sonu meseleyle uğraştınız. Benimle ilgili de mesela sosyal medyada eski yayınları falan kepsler yapmışlar, dolaştırmışlar, yanlış anlaşılan taraflar olmuş. O yüzden diyorum yani özellikle hassas bir konu diye. Ne dersiniz? Nasıl hem çözüm önerisi hem nereden bakılmalı olaya? Deniz Hanım'a da selam saygılarımı iletiyorum buradan değerli meslektaşıma. Şimdi Mehmet Akif Bey, bizde en büyük eksiklerden bir tanesi ölçüllük. Milattan önce 6. yüzyılda filozofların en çok tartıştığı konu da bu olmuştur. Bir insanın bir soruna yaklaşırken ölçülü yaklaşması herhalde sorunun çözümüne çok büyük katkı sağlar. Şimdi biz ya ben mesela ya ben hayvan haklarını savunan birisi olabilirim toplumun belli bir kesimine göre veya insan haklarını. İkisi birden olmaz. Yani o tepkilerin çok iyi anlıyor. Böyle bir yani tarafı var maalesef. Böyle bir tarafı var. Hiç yani makul olsa, değil ama böyle olsa, anlaşılıyor. Yani. Böyle anlaşılıyor ne yazık ki. Şimdi bakın ikisi birden olabilir. Önemli olan çözüme odaklanmak ve çözümü tartışmak. O yüzden bu çok önemli. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Şimdi Asiye'nin ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu anne baba olan herkes şunu çok iyi bilir ki o ailelerin yaşadığı travma öyle böyle değildir. Biz bu haberi konuşacağız. 3 ay, 5 ay sonra unutulacak, gidecek yapmışsın. Ama o aile bunu ömür boyu bu acıyı duyacak. O çocuk ömür boyu bu acıyı duyacak. Defa bunu çizmek isterim. Ya dolayısıyla burada çözümün ne olduğunu düşünmek lazım. Şimdi bakın cezalar bir defa çok az. Şimdi bunu Deniz Hanım da belirtti. Bakın Hollanda'da sahipli bir hayvanı sokağa bırakmanın cezası 3 yıla kadar hapis 20 bin euro para cezası. Almanya'da 25 bin euro para cezası 3 yıl hapis. Fransa'da 30 bin euro para cezası 2 yıl hapis. Yani hapis olmadan zaten olmaz. Mutlaka şimdi bu bir kasıtlı bir suçtur. Şimdi siz sahipleniriz bir canı eğer sokağa bırakıyorsanız bunun cezasına katlanmak zorundasınız. Bu bir defa en önemli çözümlerden bir tanesi bu. Mesela Avrupa'da halen daha bu sorunlar uğraşılıyor. Buyurun lütfen. Yok ki o birine o hayvan saldırmadan cezası. Bir de saldırırsa aman Allah'ım zaten çok çok daha büyük. Saldırırsa zaten bakın şimdi ciddi süreçler bilmiyorum oluyor. Yasalaştım çünkü Temmuz ayında Belçika'da bir yasa vardı. Bir yasa tasarısı vardı. Mesela bu bir hayvan mesela bu da tam tersi bir şey. Bir hayvan öldürene verilen ceza mesela 10 yıla kadar hapis cezasıydı. Yani burada bu da hayvan hakları açısından önemli bir şeydi. Yani bizde mesela cezalar tabii ki son derece yetersiz. Ben şunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizde sorunu ya yasalara havale etme yani sadece yasalara çözme düşüncesi veya kurumlara havale etme daha fazla. Ben oysa şunu görüyorum Avrupa'da. Bu sorunun çözümünde. Bana diyorlar ki ya tamamen o sorunu çözüyorum. Hayır çözemediler elbette. Tamam %100 değil ama bugün Fransa'da 100 bin hayvan daha önce sokağa bırakılıyor ama şöyle yapıyorlar. Götürüyor hayvanı barınağa bırakabiliyor. Oradaki en efendim Avrupa herhalde bu konuda en son örnek alacağımız coğrafya. Avrupa Amerika. Çünkü onlar kesinlikle bayağı ötenazi uyguladılar. Bütün hayvanları öldürdüler, evet, yok ettiler. Evet. Ya yani onu o bizim yapacağımız hiçbirimizin
merhametine sığacak bir şey değil. Elbette. Herhalde Avrupa'yı örnek almamamız gereken yer Avrupa bu konuda. Peki. Şimdi tamam. Kabul ediyorum ben de. Şimdi şöyle. Ben sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu iş bir sevgi işi ve amatör rolle yapılması gereken bir iş. Yani kurumların, böyle biraz önce Deniz Hanım söyledi. Yani halen daha belediyelerin bu konuda eksikleri var. Belediyelerin şunu yapması gerekiyor Mehmet Akif Bey. Bu sivil toplum kuruluşlarını hem maddi hem manevi yönden sadece belediyelerin değil, bakanlıkların da desteklemesi ve bu işe aslında gönüllülük esasının ön plana çıkması gerekiyor. Bugün bir insanın eğer bir hayvan sevgisi, büyük bir aşkı yoksa o kadar büyük bir emek sarf etme sadece profesyonelce yapılacak bir iş değil bu. Sadece barınak yapmak yeterli değil. Onu seven insanların işte mesela Fransa bunu yapmışsa Avrupa örnek vermeyin dediniz ama Fransa'da mesela gönüllüler mesela barınakları gönüllüler işletiyor. Yani dolayısıyla orada daha başarılı oluyorlar. Yani bunun bir defa yapılması gerekiyor. Bunun hocam mesela pitbull sahibi bir komşum var. Ben tedirgin oluyorum. Bir şey yapabilir miyim? Bir hakkım var mı? Şimdi bu son çıkan yasayla önemli bir şey getirildi. Şimdi eğer pitbull'unuz varsa bir defa onu kısırlaştırmanız gerekiyor. Mecburen eğer siz bakacaksanız. Yok ben buna bakamam derseniz de mutlak surette bunu şu anda mevcut halen varsa zaten yasayla birlikte bu yasaklandı artık. Yani bir onu artık pitbull veya benzer köpeklerin alınması, işte satılması, ihracatı, her şey, ithalat her şey yasaklandı. Ama diyelim ki var, mevcut. Ya ona işte bu kısırlaştıracak veya da onu bir hayvan barınağına bırakacak. Ama kısırlaştırma ile birlikte en önemli şey şu. Ya barınağa bırakmak da bir çözüm değil. Barınaktan bir süre sonra geri çıkmaları gerekiyor değil mi bu arada? Yani barınakta tutulamıyorsa. Belediye başkanlarıyla görüştüm ben hafta sonu. Ya evet. Belediye başkanları şey diyorlar. Ya biz alsak bile bunları bir süre sonra serbest bırakmak zorundayız. Ya bu bir çözüm değil diyorlar onlara. Mehmet Akif Bey buyurun. Açıklama yapabilir miyiz? Buyurun efendim. Şimdi tehlike arz eden ırklarla ilgili olarak yasak getirilmiş olduğu için tehlikeli arz eden ırklar bir defa barınağa girdiği zaman çıkmaları mümkün değil. Sokak hayvanlarımız için 6. madde geçerli ve yerleri sokaklar. Ve yani bu ırklarla alakalı zaten. Olarak da bu tehlike arz eden ırklarla alakalı olarak da 14 Ocak 2022'ye kadar bir süre tanındı. 14 Temmuz 2021'den önce bu hayvanlara sahip olanlar hayvanlarını çipletip kısırlaştırıp ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alarak pasaport alacaklar ve böylelikle bu yasaktan muaf olacaklar. Ama bundan sonra da köpeklerine her daim tasmada ağızlıklı ve bu pasaportlarla beraber gezdirecekler. Ve mesela şimdi Deniz Hanım... Yani onun dışında mesela sahiplenme olmayacak bir daha pitbull. Yani siz şu anda olmayacak, mesela hayır, internetten olmayacak. Satılıyor şu anda. O satanların satılanların her biri evet yasa dışı olmuş olacak. Bu hayvanların her birine hep el konacak maalesef. Kimlik de alınamayacak o hayvanlara, kayıt da yapılamayacak. Dolayısıyla o hayvanlara el konulacak. Esasında çok daha büyük başka bir problemden bahsediyorum Mehmet Akif Bey. Şimdi bu hayvanlar düşünün ki şu andan itibaren üretilen bütün pitbull'lar yasa dışı. Ve her birine el konup bakım evine alınacak. Bakım evleri zaten bu hayvanlarla dolduğunda sokak hayvanı tedavi için nereye alınacak? Onlar için de yer kalmayacak. Yani tüm sistem burada o zaman yani şu an bizi izliyorlarsa pitbull almamaları gerektiğini, bunun yasa dışı tabii, olduğunu kaydedemeyeceklerini, evet. Üretenlerin üretmemesi gerektiğini, üretirlerse üretenin yasa dışı olduğu için gidilmesi lazım. Yasa dışı olduğu için bu üretim yine para etmeyeceğini ürettikleri hayvanın, hayvanın hayatına kastettiklerini aslında bir yerde. Ya temel herhalde bu işleri yapanlarla ilgili ahlaki bir sorun yine bu mesele. O şimdi tarafında, bir, işin pitbull tarafında ama sokak hayvanlarıyla ilgili. Hep insan sorunundayız zaten. Şimdi bir müsaade ederseniz ben Deniz Hanım cümlemi biteyim. Buyurun. Şimdi siz bir önce Mehmet Akif Bey önemli bir şey söylediniz. Diyelim ki komşunuzda pitbull var, işte çip de taktırdı ve halen daha beslemeye devam ediyor. Şimdi yasa şöyle önemli bir şey getirdi. Tasmasız, hiçbir şekilde ağızlıksız tasmasız hiçbir zaman o köpeği dışarı çıkartamayacak. İşte bu okulların olduğu mesela bölgelere, çocuk parklarının olduğu bölgeye giremeyecek. Girmesi durumunda ceza var. Ama ben burada ceza konusunda biraz tereddütüm var. Cezalar yeterli değil. Yani ben bunun cezasını öderim. 11 bin lira cezası şu anda. Öderim ve çıkartırım diyen birisini ne yapacağız? O yüzden bu yaptırımların yanında, şimdi bakın Mehmet Akif Bey, kasıtlı suçlarda, bu bir taksirli suç değil. Kasıtlı suç, bir başkasının hayatını tehdit eden bir suç olması durumunda hapis cezasının çok daha caydırıcı olduğu kanaatindeyim.
Yoksa ben bu cezayı öderim, devam ederim de diyebilir. O yüzden mesela bu pitbull getiren, işte bunları üreten, bunları besleyen, yani bunlar için mutlak surette bir cezai bir yaptırım olması lazım. Yani sadece para cezası değil, bir hürriyeti bağlayıcı bir ceza olması gerekiyor. Bence asıl caydırıcı olacak olan budur. Şöyle Kıymetli sokak... Hocam. Buyurun. Bir şey söylemek istiyorum. Zaten tüm sıkıntı ceza hukuk sistemimizde maalesef hapis cezalarının infazının mümkün olmaması değil mi? Aynı şey hayvana şiddet uygulayanlar için de geçerli. Şimdi 6 aydan başlayan 4 yıla kadar hapis cezaları var ama eğer hapis cezası dediği gibi hocamın infaz edilemiyorsa adalet duygusu tecelli etmiyor bizlerde. O nedenle umarım ceza usul kanununda bir değişiklik yapılır. 6 ay bile hapis cezası verilse o 6 ay hapis cezasının infazı sağlanır. Yani hocam, bu çok özür dilerim. Hukuk sistemimiz için geçerli. Doğru. Önemli olan aslında uygulanabilirliği yasal prosedürlerin ama aynı zamanda cezalar da belki biraz da artırmalı. Şeyi çözdük diyelim. Yani bundan sonra sokakta kıymetli izleyicilerimiz eğer bir pitbull görürseniz, rottweiler görürseniz ve tasması yoksa veya tasması var da ağzında ağızlık yoksa bu bir suç. Doğru mu? Bunu fotoğraflayın, belgeleyin ve şikayet edin. Rottweiler o ırklardan değil. 6 tane ırk var. Hanginler hocam? Japanese Tosa, Dogo Argentino, Pitbull, Dogolar da var. Filibusliero, evet, şu... American Staffordshire ve Amerikan Bully'ler. Tamam. Şöyle yapalım. Biz de bunları çalışalım. Ekrana verelim hangi ırklar olduğunun belki fotoğrafını. Bu belki internette, sosyal medya hesaplarında da paylaşılması iyi olur. Bu ırkları sokakta ağızlıksız gördüğü takdirde vatandaşlarımız doğrudan sahiplerini şikayet edebiliyorlar. Doğru mudur? Evet. Hiçbir şey, bir vaka yaşanmasına gerek yok efendim. Sokakta böyle gezdiren varsa başıboş, tasmasıyla bile gezdiriyorsa, eğer ağzında ağızlık yoksa şikayet edebiliyorsunuz. Mutlaka şikayet edin lütfen. Satın almayın, alanları uyarın, ürettirmeyin, üretenleri şikayet edin. Diyelim pitbullları böyle bir hassasiyet gösterdik ve aylar içerisinde çözdük. Sokak hayvanları ile ilgili hem çokça mesela dernek var. Hayvan koruma dernekleri, sivil toplum kuruluşları bize de çok yazıyorlar. Bunlar ne yapıyorlar çözüm için? Yani hayvanlara mama vermek dışında ne tür çözümler üretiyorlar? Üretiyorlar mı onlar bir çözüm? Sokak hayvanları konusunda belediyelerle ortak bir çalışma var mı? Ne yapılabilir? Ne kadar bu arada bir sayıdan bahsediyoruz? Bilginiz var mı Sayın Kalafatoğlu? Mesela Türkiye genelinde. Sayı dönem dönem değişmekte. Ama dediğim gibi asıl sıkıntı belediyelerin görevlerini yerine getirmediği için bu görevlerin vatandaş tarafından yerine getirilmeye çalışılmasında. Sokak hayvanı sorunu vatandaşın sırtına bırakılabilecek bir şey değil esasında. Nitekim dilerim yasaya uygun davranılır. Bu Temmuz 2021'de yapılan düzenlemeyle her belediyenin, büyükşehir belediyelerinin 31-12-2022'ye kadar bakım evi kurması, daha küçük çaplı belediyelerin de 31-12-2024 yılına kadar bakım evi kurmaları gerekiyor. Bunların mutlaka bir bütçe ayırmaları gerekiyor. Devletten, bakanlıktan desteklenmesi gerekiyor. Mutlaka besleme odaklarının kurulması gerekiyor. Şimdi hayvanları kısırlaştırırsanız düzenli olarak, seferberlik halinde, terkleri engellerseniz, bu hayvanların tok olmalarını sağlarsanız işiniz gerçekten çok kolaylaşır. Ve diyelim ki de bir bölgede bir sürü oldu ve saldırı olma ihtimali olabilirse eğer, oradaki yerel hayvan koruma görevlileriyle beraber işbirliği yapılırsa alfa köpek oradan alındığında sürüde alfa köpek oluyor sürüde, öyle mi? Alfa köpek vardır. Ve o alfa köpekte eğer agresyon varsa, mesela yerel hayvan koruma görevlisiyle işbirliği halinde belediye bu köpeği alabilir. Bu nasıl tespit ediliyor onu peki? Onu rehabilite eder. Bilir onu, yani yerel hayvan koruma görevlisi bilir. Yani bir sürüye baktığınızda hayvan davranış uzmanları bunu bilirler. Bir tane lideri vardır o sürünün. Çünkü sürü psikolojisiyle hareket eder hayvanlar. Biz toplumsal olarak mesela hayvanlarla beraber yaşayan insanlarız. Fakat insanlara nasıl davranılacağını bilmiyoruz. Hala çocuklarımız sokakta bir hayvan gördüğünde televizyonda da gördüklerinden korkarak koşmaya başlıyor. Bir defa koşmak hayvana içgüdüsel olarak beni yakala demek. Yani çocuklara okullarda mesela böyle bir hayvan gördüğünde koşup kaçmaması gerektiğini öğretmemiz lazım bizim.
Yani oralarda bile sıkıntımız var. Nasıl davranacağımızı bile bilmiyoruz. Ya bazen biz bile koşuyoruz yani şimdi. Böyle şeyler oluyor. Hayır. Yani, ama okullara gidip beraber eğitimler veriliyor Mehmet Akif Bey. Çok güzel öğreniyorlar ve çok çabuk öğreniyorlar. İnanın, yok, çocuklar çok daha cesur. Yani benim oğlanlar direkt gidip yapışıyor. Çocuklar çok daha cesur. Ben bazen tedirgin oluyorum. Cengiz Hocam, var mı direkt diyeceğiniz? Şimdi vallahi ben şunu eklemek isterim. Şimdi ben sivil toplum kuruluşlarını çok önemli buluyorum. Diyorum ki bize ekranda izleyenler, hangi işi yaparsanız yapın, ikinci işiniz bir sivil toplum kuruluşunda mutlak surette görev almak olsun. Bu insan hakları olabilir, kadın hakları olabilir, hayvan hakları olabilir. Yani bu insanı aynı zamanda mutluluk için, ben aynı zamanda mutlulukla ilgili bir kitap da yazdım en son. Mutluluk için en önemli şeylerden bir tanesi bir sivil toplum kuruluşunda başka insanların yaşamına katkıda bulunmak veya başka bir canlının yaşamına katkıda bulunmak. İşte ben çok önemli bir şey söyledim Deniz Hanım, belediyelerin görevleriyle ilgili. Ben bu görevin sadece belediyelere yüklenmemesi gerektiğini şekli anlamda mutlak surette bunun sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılması gerektiğini, çünkü o barınakların mutlaka işletilmesinin gönüllüler tarafından yapılması durumunda çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü bu sevgiyle bir şeyi halletmenin profesyonelce halletmekten çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bir insan elbette en önemli şeylerden bir tanesi şu, sivil toplum kuruluşlarının maddi olarak desteklenmesi Mehmet Akif Bey. Yani bugün Avrupa'da en önemli şey, siz Avrupa örneği çok seviyorsunuz ama. Yani ben bugün hayır, Avrupa şey örneği demek, makul yerlerini alıyoruz, medeni noktaları varsa ama medeniyet adına vahşet uyguladıkları şeyleri de tasvip etmiyorum. Yani bu konuda ötenaz uygulamışlar. Kalkıp biz de şimdi hayvanların hepsini ne yapalım yani, Fransa'nın yaptığını, işte Belçika'nın yaptığını falan olmaz yani. Kesinlikle %100 katılıyorum size. Yani orada bunu, bu sivil toplum eğer şunu yapabilirse belediye, sivil toplum kuruluşlarında tabii sadece belediyeye de yüklemeyelim bunu, çünkü bakanlıkların da burada önemli görev var. Yani burada maddi anlamda sivil toplum kuruluşları rahatlatacak bir bütçe anlamında. Çünkü bize sivil toplum kuruluşları kendi gücüyle dönmeye çalışıyor. Bu çok zor. Kendi içinde bunu. O zaman tabii ki sadece mama vermek durumunda kalıyor. Eğer güçlendirilirse, yani o profesyoneller de sivil toplum kuruluşlarının içinde görevlendirilirse, yani onun yöneticileri sivil toplum kuruluşta olursa biz bu sorunu çözeriz. Yani bütün sorunların temelinde yatan şey sevgidir. Eğer sevgiyle sorun çözülür. Peki. Yani burada hiç kimsenin şöyle bir şey demeye hakkı yok. Ya işte siz insan haklarını sadece savunuyoruz, hayvan hakları. Yani biz hem insan haklarını hem hayvan haklarını savunuyoruz. Kesin. Her canlı çok değerlidir. Ama insan da çok değerlidir. Dolayısıyla biz hem şunu yapabiliriz, hem sokak hayvanlarının çok mutlu bir şekilde yaşamasını, hem de insanlarımızı korumayı başarabiliriz. Cengiz Hortoğlu, çok teşekkürler. Evet. Deniz Tavşancı, Kalafatoğlu, size de teşekkür ediyoruz. Efendim burada herhalde en önemli, en dikkat çekici mesele, şimdi sosyal medyada bu işin bir kere siyasi bir zeminde tartışılmasının hiçbir manası yok. Hiçbir çözüm de getirmez. Bunun üzerinden işte hayvanlarla ilgili bu meselede bir duyarlılık ya da bir çalışma yapılmalı. İnsanların bir takım riskleri var, buna yönelik önlemler alınmalı diyenler hayvan düşmanı değil. Yine tam tersi yönde, ya hayvanları muhafaza edeceğiz, insanlar ne yapıyorlarsa yapsın falan, bu insan düşmanı. Ya bunun bir ortası olmalı. Bence birbirimize buralardan saldırmak yerine hem insanların hakkını hem evlatlarımızı koruyabileceğimiz, kendimizi koruyabileceğimiz, hem hayvanların hukukunu, o merhametimizi muhafaza edeceğimiz, onlarla bir arada yaşamayı öğreneceğimiz bir dil geliştirmemiz. Bu konuda çalışma yapanların, maalesef sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere söylüyorum, yani oturup işi gücü bırakıp hashtag çalışmaları açıp birbirlerine saldırmalarının bir manasının da olmadığını, faaliyetlerimizle, somut çözümlerle, ya biz bu yayını mesela geçen hafta da yaptık. Baktım ben, manasız bir yere gidecekti yayın. Dedim ki yani olmayacak, çıkamıyoruz işin içinden. Somut bir şeyler ortaya koymak gerekiyor konuya dair. Çünkü hepimizin tedirginlikleri, fobileri olabilir. Yani köpek gördük mü korkabilir ya da kaçabiliriz. Herkes köpeği sevemeyebilir. Uzaktan sevenler olabilir. Dolayısıyla o insanları böyle, aa senin hayvan fobin var, ya sen hayvan düşmanısın, böyle bir şey yok. Korkabilir insanlar. Köpeklerin de bir takım refleksleri var. Dolayısıyla buralardan bakmamak lazım hadiseye. Nasıl çözüm üretiriz? Nerede, nasıl yakalarız? Birlikte sivil toplum kuruluşlarıyla, işte devlet, belediyeler, vatandaşlar hep birlikte mahallede, sokakta ne yapılabilir? Çözüm nasıl üretilir? Bunları biraz uğraşmak, çalışmak lazım ama özellikle bu yasak cinslerle ilgili tekrar altını çizelim. Dikkatli olun. Satın almayın, satın aldırmayın, üretmeyin, ürettirmeyin. Mutlaka şikayet edin, takipçisi olun. Sokakta gördüğünüz yerde de fotoğrafını çekin, emniyete bildirin. Kimi gördüyseniz efendim,
pitbullunu ağızlıksız gezdiriyorsa, tasmasız gezdiriyorsa, etrafa tehlike saçıyorsa o hayvanın kimseye saldırmasına gerek yok. Böyle gezdirmeye de hakkı yok kimsenin. Dolayısıyla bir vaka yaşamadan önleminizi alın. En azından sahipleri biraz daha özenli olurlar diyelim. Devam edeceğiz.